Merhaba, bugün sizlere orijinali Duke Üniversitesi Felsefe Bölümünden David Wong tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağım. Konumuz önce 4. ve 3. yüzyılda yaşamış Çinli bir filozof olan Chunzi ve öğretileri. Chunzi, Konfüçyus'un öğretilerini takip etmiştir ve en çok insan doğasının kötü olduğu görüşüyle bilinir. Yine Konfüçyus'un bir takipçisi olan Mengzi'yi insan doğasının iyi olduğunu savunması nedeniyle açıkça eleştirmiştir. Mengzi, insanın doğasının iyi olduğunu söylerken, insanların doğuştan tam anlamıyla iyiliğe dönüşebilecek bir eğilimi vardır demek istiyor. Mengzi bazen bu eğilimi filizlere benzetmiştir. Filizler de su, güneş, verimli topraklar ve insanların çabasıyla yetiştirildiğinde doğal olarak büyüme eğilimindedirler. Eğer hayatta kalmak için endişelenmemize gerek olmayan güvenli bir ortamda yetiştirilirsek, ahlaki bir eğitim alırsak ve içimizde iyi olanı geliştirmek için kişisel çabayı gösteriyorsak, filize benzer merhametimizi büyüterek sağlıklı bir bitkiye benzeyen iyiliğe dönüştürebiliriz. Chunzi kendini Mengzi ile taban tabana zıt olarak konumlar. Chunzi insanların çıkarcı, nefret dolu ve şehvet düşkünü olarak doğduğuna ve başkalarını sevmediğine inanıyordu. Ona göre eğer kendi doğamızı takip edersek birbirimizle devam eden yıkıcı çatışmalara girerdik. İşte insan doğası kötü diyerek bunu kastediyordu. Neyse ki biz insanlar da doğal duygularımızın ve arzularımızın bizi nereye götürdüğünü düşünme, bunları onaylama veya reddetme kapasitesine sahibiz. Çunzi zeka sayesinde insanların doğal olarak karmaşaya ve çatışmaya yönelik çirkin eğilimlerini uyum ve güzellik dolu bir yaşama dönüştürebileceğine inanıyordu. Chunzi antik geçmişte en öngörülü insanların yani bilgelerin doğal davranmanın kendi kendini yok etmeye yol açacağını fark ettiklerine inanıyordu. Bilgeler doğru ve yanlış kavramlarını oluşturarak kısıtlanmamış bir şekilde kendi arzularımızı tatmin etmenin peşinde koşmayı ve başkalarının ilgisini talep etmemizi engellemeye çalıştılar. Bilgeler, ritüel adı verilen gelenekler oluşturdular. Böylece başkalarına saygı duymayı öğrenecek, bize verdikleri şeyler için diğer insanlara minnettar olacaktık. Chunzi'nin aktardığı bir ritüel de köydeki içki töreniydi. Bu ritüelde herkes kadeh kaldırmak için toplanır. Ancak sadece tek bir kupa kullanılırdı ve yaş sırasına göre herkes bu kupadan içerdi. İçme sırası gençlere, yaşlılara hürmet etmeyi, tek bir bardaktan içmekse onlara tek bir köy olduklarını ve birbirlerine bağlı olduklarını öğretiyordu. Chunzi, ölen ebeveynlerin yas tutma ve gömülme törenlerine de özel önem vermiştir. Ebeveynler bize hayatımıza hediye verdiği ve bizi yetiştirdiği için onlara en derin şükranlarımızı ifade etmeli ve onları kaybetmekten büyük üzüntü duymalıyız. Chunzi, insanın iyiliğe doğru giden yolunu açıklamak için Mengzi'nin sağlıklı bitkilere dönüşen filizlerinden çok farklı bir metafor kullanmıştır. Chunzi insanları birer zanaatkar olarak düşünüyordu. Kendilerini doğal olarak asla olamayacakları güzel bir şeye dönüştüren zanaatkarlar. Bizler çömlekçilerin kilden muazzam çömlekler yapmaları gibi doğamızı güzel çömleklere dönüştürüyoruz. Bilgeler bize kendimizi işlemek için gerekli aletleri yani doğru ve yanlış kavramlarını ve ritüelleri vermiştir. Ancak ritüelin dönüştürücü gücüne olan inanç Çunzi için bir sorun oluşturuyordu. İnsanlar olarak kazanma arzusu, nefret, başkalarını sevmeme ve şehvet gibi duygularla doyuyorsak sonradan nasıl bu kadar iyi hale gelebiliriz? Chunzi'nin buna cevabı ritüeller yoluyla ifade edildiğinde güçlenen bazı doğal dürtülerimizin olmasıdır. Yalnızca insanlar değil, kan ve nefesten oluşan tüm canlıların kendi türünün üyelerini sevdiğini söylüyor. Bu canlılar eşlerini kaybettiklerinde yas tutarlar. Chunzi buna örnek olarak kuşların davranışlarını gösterir. Ancak günümüzde de ailenin ölen üyelerinin arkasından yas tutan ve ölen arkadaşlarının cesetlerinin yanında 3 gün boyunca o yerden hareket etmeden kalan fillerin davranışlarını düşünebiliriz. Yani sonuçta Chunzi, başımızı belaya sokan tüm kötü niyetlerin yanı sıra köyün içki töreni ve şükran duyduğumuz insanlar için yaz tutma ve gömme ritüelleri gibi bizi birbirimize bağlayan ve ritüellerle güçlendirilebilen dürtülerimizin olduğunu da kabul etmiş gibi görünüyor. İnsanlar karmaşıktır ve niyetlerinde çelişkilidir ve Chunzi başımızı derde sokan niyetlerimizi sınırlamak ve birbirimize uyum sağlamamızı kolaylaştıracak niyetlerimizi güçlendirmek için kendimizi bir zanaatkarın yaptığı gibi işlememiz gerektiğini savunurken belki de haklıdır.